ben tekrardan. Video serimize, yazılım serimize devam ediyoruz. Şimdi bu videoda input dediğimiz özel bir fonksiyon var. Ona bakacağız. Buradan dosya oluşturdum. Input.py. Şimdi input dediğimiz fonksiyon şuna yarıyor. Bizim kullanıcıdan konsol üzerinden bilgi almamızı sağlıyor. Şimdi uygulamalı görürsek muhtemelen daha iyi olacaktır. Şurada hemen yazıyorum. X dedikten sonra input'u yazıyorum. Şimdi bu input dediğim şey bir fonksiyon. Bildiğiniz gibi şimdiye kadar yaptığımızda da hep aynı. Fonksiyonları yazdıktan sonra bir parantez açıyoruz. Parantezi açtık. Tamam. Aşağıya geçelim. Input'u istedik yani şu an kullanıcıdan fonksiyonu yazarak. Buradan print x diyorum. Şimdi burada başlattığım anda uygulamayı şöyle konsoluma geldim. Buraya artık bir şeyler yazabiliyorum. Mesela şöyle Ortu robot diyorum. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi X'i yazdırdı burada. Print'te. Artık benim bu uygulamam yani şu anki kodumun bu hali kapanana kadar bu X dediğim şey Ortu robota eşit olacak. Ama şu an print dedi ve bu kod bitti artık. Tekrar başlattığımda artık buraya tekrar başka bir değer verebiliyorum. Bu şekilde çalışıyor. Şuradan örnek veriyorum. Başka bir şey daha yazalım. Sadece ODTÜ diyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer ODTÜ oldu. Bu şekilde input'umuzu böyle alabiliyoruz. Şimdi input fonksiyonunun birkaç tane özelliği var. Bunlardan biri şu parantez içine yazdığımız şey şu işe yarıyor. Şöyle tırnağımızı açıyoruz ve kullanıcıya diyoruz ki örnek veriyorum ne diyelim hangi takımız? Ve iki nokta koyuyorum. Burada sonra şöyle yapıyorum. Print'te evet ikisi yine yazdıracağım öncelikle. Şöyle gördüğünüz gibi artık konsoluma hangi takımdasın yazısı geldi ve iki noktadan sonraya artık ben bilgiyi gireceğim. Buraya ben artık robotik girdiğimde ne oldu? Robotiği yazdırdı. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi input'tan aldığımız değer mesela şuradan hangi takımdasın olarak kalabilir. Mesela 15 girdiğimde 15 yazdırır ama şurada bir tipine bakalım. Şöyle print. Geçen derslerde görmüştük. Type x diyorum. Bakalım input bu sayı girdiğimde bunun tipini ne olarak algılıyor? Şuraya 50 diyorum. Gördüğünüz gibi class string. Yani biz eğer input'tan aldığımız değerle bir işlem yapacaksak buna ne yapmamız gerekiyor? Yine geçen derslerde gördüğümüz casting dediğimiz işlemi yapmamız gerekiyor. Yani şurada x dediğimiz şeyin tamamını integer parantezine almamız gerekiyor. Şimdi çalıştırdığımda buraya 22 giriyorum. Gördüğünüz gibi artık klası integer oldu bunu ve ben bununla artık matematiksel işlemler yapabilirim. Bu şekilde input fonksiyonunun özelliği bu. Şimdi string olarak aldığına göre o zaman şöyle şurayı sildim. İşte mesela şuradan tabii tırnak atacağım. Dedikten sonra şuraya da artı işareti ve x bildiğiniz gibi stringleri biz böyle toplayabiliyoruz. Şöyle geldiğimde yine sordu. Buraya yazdım formülü. Takımın formülü. Bu şekilde yazdırabiliyoruz. Input fonksiyonu bu kadar. Böylece kullanıcıdan aldığımız datayla işlemler yapabiliyoruz. Şimdi bu input dediğimiz şeyle ilgili input fonksiyonu ile ilgili operatörleri de gördük. Şimdi bir işlem yapacağız. Bunların hepsini yorum satırı yaptım. Şöyle bir uygulama yazıyoruz buraya şimdi. Bir dairenin çapını isteyeceğiz kullanıcıdan. Sonrasında çevresini ve alanını vereceğiz. Şimdi öncelikle kullanıcıdan bu dairenin yarıçapını isteyelim. Buraya R diyorum. Değişkenin adını R belirledim. R dedikten sonra input diyorum. İnput parantezimi açtım. Buraya şimdi kullanıcıdan dairenin yarıçapını istiyorum. O zaman şöyle diyeyim. Yarıçap girin. Ve iki noktayı koydum. Şimdi ben bu yarıçapla işlemler yapacağım için matematiksel olarak burada ben bu input'tan aldığım datayı, değeri bu şekilde integer parantezine alıyorum. Ve artık bununla işlemler yapabiliyorum. Şimdi şurada bir değişken daha oluşturuyorum. Daire çevresi isimli bir değişken oluşturdum. Tabii bundan önce
üstte bir pi değerinde tanımlamamız lazım. Python'da direkt olarak pi yok çünkü. Şuradan pi diyorum, eşittir diyorum. 3,14. Şimdi pi mi tanımladım, re mi tanımladım? O zaman burada artık işlemi yapabilirim. 2 diyorum, çarpma işlemi yıldız. Çarpma işleminden sonra pi diyorum ve r diyorum. Bu şekilde. Sonra şuradan print diyelim. Daire çevresi diyelim. Şimdi mesela ben şuraya 12 yarıçaplı bir dairenin çevresini istiyorum. Gördüğünüz gibi 75,36 dairelerin yani yarıçap ne girersek çevresini buluyoruz istediğimiz dairenin. Bu şekilde bunun dışında bir de şurada daire alanı diyelim. Buradan da şöyle yapıyorduk. 2 diyorum çarpı pi diyorum. Ve burada bunu da r üssü 2 ile çarpıyorum. Buradan da şöyle net diyelim. Daire alım diyelim. Şimdi ben burada 5 yarıçaplı bir dairenin gördüğünüz gibi yarı çevresini ve alanını böylece bulabiliyorum. Burada hatta daha güzel bir görüntü, daha iyi bir arayüz elde etmek istiyorsak dairenin çevresi deyip araya artı koyarsak ne olur? Artık dairenin çevresi ve sonra sayısal değer gelir. Aynısını şuna da yapıyorum. Ve tırnağımı kapatıyorum. Araya artı işareti koyuyorum. Ve çalıştırıyorum uygulamamı. Yarıçap girin. 22 dedim. Evet bir hata aldık. Şimdi hatayı neden aldığımızı bulmaya çalışalım. Şöyle bize diyor ki ha evet burada şeyi toplayamıyoruz. Bir string girdik. Onun yanına bir sayısal değer girdik. Bildiğiniz gibi biz bunu toplayamıyoruz sayısal değerlerle stringleri, textleri. Bu yüzden burada ya virgül koymamız lazım. Şu şekilde virgül koyduğumuzda bakalım. Gördüğünüz gibi dairenin çevresi dedi 138,16 alanı 3039,52 dedi. Bu şekilde bunu bir böyle araya virgül koyarak sağlayabiliriz. Print fonksiyonunun özelliklerini gösterdiğim videoda tanıdıkları diye tahmin ediyorum. Ya araya virgül koyabiliriz dediğim gibi ya da biz bu iki değeri toplayamayacağımız için bunu toplayabileceğimiz bir türe çeviririz. Ne yaparız? Şuradan şunu şöyle bir string parantezine alırım. Şimdi ben bunu yaptığımda direkt olarak şuradaki değerimi string'e çevirmiyor. Önce içindeki işlemleri yapıyor. Şuradan re'siymişiz. Önce içindeki işlemleri yapıyor. Ondan sonra string'e çeviriyor. Bu yüzden de biz bu içerideki işlemleri hala yapabiliyoruz. Şöyle bunu yaptıktan sonra artı koyarsam. Evet çalıştıralım. 19 diyorum. Gördüğünüz gibi şimdi de hatasız bir şekilde çalıştı uygulamamız. Input fonksiyonu bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.